Ve bakın arkadaşlar ne buldum. Burada ne yazıyor? Türk evi, Turkish House yazıyor. Burada bir tane bir arkadaşa denk geldik. Kendisi Türk ve Türkiye'de askerliğini tecil edecekmiş. Evet doğru arkadaşlar, ben de askerliğimi asteğmen olarak yaptım Kıbrıs'ta. Turkish, getir. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi neredeyiz? New York'ta, Manhattan'dayız. Manhattan'da nereye geldik? Arkadaşlar şu an buraya, Türk evine, Türk konsolosluğuna geldik. İşte gördüğünüz gibi, bakınız, Türk konsolosluğu. Büyüklüğüne bakınız. Karşısında yine Avrupa Birliği konsoloslukları var. Ve bu Türk evi arkadaşlar hala inşaatı devam ediyor. Ama bundan 2 ay önce buraya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldi. Ve buranın açılışını yaptı. Sizler için biraz yaklaşalım oraya doğru. Arkadaşlar buradaki Türk konsolosluğuna izin almak istedik ama içeriği bize çektirmediler, izin vermediler. Bunun için başvuru yapmamız gerekiyormuş ve ben de sizlere bunu dışarıdan gösteriyorum. Şimdi mesela bakıyoruz, burası New York'ta 1. Avenue'de ve 46. caddede. Etrafını şimdi gösteriyorum size. Bakın 1. Avenue böyle bu şekilde. One Way burası. Bakın karşımıza kim çıktı? Getir çıktı. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? How are you? His name is Turkish, you know? The name? Turkish. Turkish, getir. Yeah. How do you work? How do you work? It's good? This is food. Food, yeah? How no. How do you work? It looks like DoorDash? No. We deliver groceries. Groceries. Then you go to the supermarket. You go to the supermarket and bring it to you. Oh. DoorDash, they just give you food. We give you groceries. I am asking, how do you working in the getter? Somebody asking me, how can I work the getter? For example, in DoorDash, very easy. I open the application, that's it. But how do you work this one? Just only application? Or you put something, everything, or writing your company? How you work your company? When you started, for example? You just fill out the application. You come interview or you got a just tips or salary? Huh? Are you getting just tips or salary? Oh no, salary. Salary. Ah, salary. Your worker. Yeah. Yeah. Okay. 15 an hour plus tips. Huh? How much is the pay? No. The 15 an hour. The tips, they depend on what the person want to give. Okay, man. Thank you. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizlere Türk konsolosluğunu çekerken karşımıza Getir çıktı ve Getir de bir Türk markası olduğu için onu da sizlere gösterdim. Binanın büyüklüğüne, First Avenue, United Nations Parliament of Turkey yazıyor burada. Biliyorsunuz 821 First Avenue. Çantamız orada değil mi? Aman götürmesin nerede? Evet arkadaşlar, binayı görüyorsunuz böyle bu şekilde. Ve bakın arkadaşlar ne buldum. Burada ne yazıyor? Türk evi, Turkish House yazıyor. Yani buraya Türk konsolosluğu değil de aslında Türk evi diyorlar. Bakınız. Türk evi, Türk bayrağı. Ve burada yine bir Türk bayrağı. Binanın büyüklüğünü görüyorsunuz bu şekilde. Arkadaşlar şimdi burada bir tane bir arkadaşa denk geldik. Kendisi Türk ve Türkiye'de askerliğini tecil edecekmiş. Onun için Türkiye'ye gelmiş ve içeriği göstermedikleri için, yani içeriye izin vermedikleri için şu anda o arkadaş neler yaşamış içeride onu sizlere soracağım. Merhaba. Merhabalar. Arkadaşım. İsminiz neydi? Ben Zeynel. Yaklaşık 3 yıldır buradayım. 3 yıldır? Evet. 2009'dan beri buradayım. Bugün okuldan sonra geldim bir şeye, konsolosluğa askeri tecilmek için. Yani Ocak ayının sonunda Şubat'a doğru Türkiye'ye girişimi planlıyorum. Yani yaşlı 20'ye dayandı, askeri kaçağı gözüküyoruz yani burada. Evet. Türkiye'ye girdiğimiz zaman cezayı işlemeyelim ve ne bileyim işte askerlikten ben ne bileyim sıkıntı olmasın diye buraya tecil etmeye geldik. Peki oldu mu? Sıkıntı çıktı mı? Yok, bir sıkıntı olmadı aslında. Sadece buraya geldim, bana belgeleri bir form verdiler işte. Yani tecil oldu mu? Tecil şu anda işlemde. Bir hafta 10 gün sürüyor. Yani bir hafta 10 gün sonra tecil olmuş.
Yani E-Devlet üzerine sistemden çekecek yani bakacakmış. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi Amerika'da bir Türk evi olması gerçekten çok iyi. Çünkü neden? Bakın arkadaşımız şu anda Türkiye'ye gitmiş olsa asker kaçağı olarak yakalanacaktı. Evet. Ama şu anda burada böyle bir şansını geldi. Burada form doldurdu ve 2 hafta içinde şu anda işi çözülecek ve asker kaçağı olmayacak. Çok rahat gidip gelecek. Yani bu hakları var. Ama orada mesela sizi iner inmez uçaktan sizi yakalarsalar insan psikolojik ben bir tuhaf oluyor ve o zaman şeyde tecil de edemiyor. Yakalanmış oluyorsun. Ben normalde bilmiyordum işte. Ben de videoda gördüm geldim. Bir arkadaşım videosunda gördüm. Ben o Türkiye'ye gittiğim zaman dedim ki Türkiye'de gider yaparım. Hem belgelerimi gösterip falan. Sonra etrafa sordum işte aileme. Dediler ki orada konsolosluk varsa ona git. Çünkü buraya geldiğin an askerde uçak havalimanında direkt askerler bekliyor. İnzibatlar da. Evet. Bilmiyorum sizinle evet. İlk defa yapacağım için. Evet. Onlar direkt seni yani alıyorlarmış ya da ceza işlemi yapıyorlarmış. Bu sefer de hani tecil yapacaksan ne ceza işlemi olacağı için işin zorlaşacak. Evet doğru. Arkadaşlar ben de askerliğimi asteğmen olarak yaptım Kıbrıs'ta. Ulan Ziya anladık atıyorsun. Ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum. Ve birçok inzibat arkadaşlarım var. Ve aynı şekilde arkadaşın yakalandığı gibi birçok kişiyi yakaladığımız oldu yani. Onu da burada söyleyeyim. Tabii benim görevim o değildi de yani inzibat arkadaşlarımız yakaladılar. Yani aynı devre arkadaşlar. Yani işte neydi isim? Zeynel. Zeynel arkadaşımızla da burada tanıştık. Yani güzel bir arkadaşlık. Kendisine isterseniz biraz Amerika'da nasıl yaşıyor? Okula mı gidiyor? Biraz Amerika hayatından biraz sizler için bir şeyler soracağım. Mesela ne yapıyorsunuz burada? Okuyor musunuz? Okuyorum ben burada. Kalıcıdayım. Nasıl kalıcı fiyatları falan? Yani... Ya ben green card'lıyım. Yani 2019'dan beri buradayım. Evet. Yani devlet bana hak veriyor. Federal bana hak veriyor. Hı-hı. Kendileri bana diyor ki sen ücretsiz okula yaralanabilirsin ama biz sana bir kredi vereceğiz. Evet. Normalde okulun ücretini ödemem gerekirken verdikleri krediyle kendileri okulun şeyini ödüyorlar, ücretini ödüyorlar. Hı hı. Yani ama eğer ki ben bu semestr dediğim gibi ayın sonunda bitecek. Ben o semestrden ders olanı geçemezsem hani federalın ücreti okula yetemeyecek. Bu yüzden beni ödemem gerekecek. Yani normalde okul bana bir yıl 36 bin dolar falan patladı. Kağıtlarda öyle yazıyor. Hı-hı. Yani da şeyleri yani normalde eğer green card'lı olmasan 36 bin dolar para öderdim. Bir yıl için ödeme zorundaydım. Evet. Ki okumak isteseydim. Ama şu an green card sayesinde federal yardımıyla gayet rahat bir şekilde ücretsiz geliyorum okuyorum. Yani eğitimi de alıyorum. Evet, İngilizcesi de gerçekten çok güzel. Yani eğitim almak çok... Ben de gelip gidiyorum ama Amerika'ya bir eğitim almadım mesela. İngilizceyi sokaktan öğrenmiş oluyorum. Evet. Ve o aksan gerçekten çok önemli yani. Onun için eğitim şart, eğitim almak gerekiyor. Burada öğrenciyseniz zaten bir adım önde. Ben mesela dün Bank of America'dan savaştım kendime. Dediler ki bana, sen eğer öğrenciysen hesabında minimum şey bulundurmana, balance bulundurmana gerek yok dediler. Buradan yazdılar. 3 ve 5000 nasıl oluyor? Ama eğer ki öğrenci değilsem benim minimum 1500 dolar bulundurmamı istediler. Öğrenci oldum, öğrenci ID'mi verdim. Direkt rahat bir şekilde açtılar hesabı. Yani gayet rahat. Sınırsız cashback falan yani rahat. Yani öğrenciyseniz bir adım öndesiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlere Türk konsolosluğunu çektim ve Türk konsolosluğunda gördüğünüz gibi Zeynel arkadaşımız denk geldik ve onunla da tanıştık. Onların da bilgilerini aldık Amerika'da nasıl yaşıyor, neler yapıyor diye. Bu Türk evinin internette bilgileri var arkadaşlar. İnşaat olarak hala devam ediyor ama Amerika'da böyle bir evimizin olması gerçekten bize çok huzur ve gurur ve güven veriyor arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Şunu da unutmayın arkadaşlar, YouTube artık paralı aboneliğe geçiyor ve benim kanalım hala ücretsizken lütfen abone olunuz. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim.